ile selamlıyorum. Bildiğiniz üzere Amasra'da Sayıştay'ın uyarıları sendikala çalışanlarının taleplerine rağmen alınmayan önlemler, düzeltilmeyen hatalar nedeniyle bir katliam yaşanmıştır. Ve maalesef 41 kardeşimizi toprağa vermek zorunda kaldık. Üzerinden tam 12 gün geçti. Dosyada hala şüpheliler belli değil. İfadeler de bugüne kadar alınmadı. Kurum yetkilileri resmi araçla adliyeye gidip geliyorlar. Kiminle görüştün? Niye görüştün? Şüpheli sıfatıyla mı ifade veriyorsun? Bilgi vermeleri gerekiyor. Açıkça bir hukuksuzluk söz konusu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iş kazaları yaşanan ocaklarda sorumlular bu işin bedelini ödesin diyor. Türkiye'deki en büyük sendikalardan bir tanesinin başkanı, oradaki sendika Türk İş'e bağlı, bu işin bedeli ödensin diyor. O firmalara bir daha ruhsat verilmesin diyor. Ardından başka bir şey söylüyor arkadaşlar. Başka isimler adı altında ihale alıyorlar. Bakanlıkları uyarıyorum diyor. Bunu Türk İş Genel Başkanı biliyor. Bakanlıkların haydi haydi bilmesi gerekir. Bir suistimal olduğuna açıkça işaret ediyor. Demek ki burada bir suistimal söz konusu. Bakanlıkların kayırdığı firmalar söz konusu. Başka isimler adı altında tekrar tekrar usulsüz yollarla açılan bu ocaklarda katliamlar yaşandığı artık açıkça gözüküyor. Mecliste bununla ilgili bir komisyon kurduk arkadaşlar. Bütün siyasi partiler var. Kurduğumuz komisyonla ilgili arkadaşlarımızı çağırmadan kendi aralarında bir toplantı yapıp AKP iktidarı orada kendi baş komisyonun başkanını ve başkan yardımcısını seçiyorlar. Bugün saat 2'de bir araya gelecekler. Lütfedip 2 saat önceden de bizim komisyondaki arkadaşlara bilgi veriyorlar. Böyle bir yaklaşım kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım daha şimdiden komisyonun taraflı bir davranış içerisinde olduğunu gösterir. Bundan sonraki komisyon toplantılarında daha önceden zamanında haber verilerek birlikte sağduyu içerisinde 41 kardeşimizin hayatı düşünülerek bu çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda biz bu hafta bir torba yasa görüşüyoruz. Torba yasada Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri vekillerinin bugüne kadar toplumumuzu rahatlatmakla ilgili söylediği bir takım öneriler biraz daha farklı bir şekilde, tam bizim talep ettiğimiz bir şekilde değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu ve biz grup başkan vekilleri ve tüm milletvekillerimizin de imzasıyla 2020'de biz sicil affı istedik. 2020'de istedik. Ve stopaj vergisinin kaldırılması için kanun teklifi verdik. O dönemlerde pandemi yaşanıyordu. AKP buna kulak tıkadı ama nedense seçimlere 7 ay kala şimdi bizim dediğimiz noktaya geldi, sicil affı getiriyor. Neden? Çünkü bu bir onlar için seçim yatırımı. Karakış Fonu, Genel Başkanımız tam bir yıl önce hanelerden elektrik, doğalgaz kesintileri yaşanmasından insanlarımızın icraya düşmeden Karakış Fonu uyarısını yaptı. Neden? Dar gelirli faturasını ödeyemiyor, büyük sıkıntılar yaşanıyordu. 2021 yılında doğalgazı kesilen abonelerin sayısı 1.078.018 kişiydi. Bu büyüklükte bir abonede kesiklik, bu büyüklükte bir mağduriyet yaratıyordu. Elektriği kesilen abone sayısı da tam 2.970.000 kişiydi. Ekim 2021'de 3 grup başkan vekili kanun teklifi verdik. Ödenmemiş elektrik, su,
doğal gaz borçları yapılandırmaya tabi tutulsun dedik. Her türlü cezadan vazgeçilsin dedik. Borç 6 ay faizsiz ertelensin dedik. AKP seçimlere 7 ay kala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bu af teklifini getiriyor. 15 Ağustos 2022'den önce icra takibine alınan 2000 liranın altındaki elektrik, su, doğalgaz faturaları ile ilgili borçların silinmesi diyor. Şimdi bizim önerimiz çok net ve açık. Biz diyoruz ki 5500 ve onun altındakiler. Vatandaşların bankalara olan borcu, esnaf, çiftçi, vatandaş, kooperatif borçlarının ve banka borçlarının yapılandırılmasını istiyordu. Faizlerin silinmesi, ertelenmesi için defalarca Cumhuriyet Halk Partisi olarak kanun teklifi verdik. AKP ne yaptı? Kulak tıkadı. Şimdi ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin dediğini yapıyor. Diyor ki vatandaşların bankaları olan borçlarının faizleriyle ilgili bir düzenleme yapılsın. Önceki yıllardan gelen birlikte toplam icralardaki borçlar 4 milyon 153 bin kişi. Vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine bireysel borcu ise 7 Ekim itibariyle 1 trilyon 357 milyon kişi. Arkadaşlar, af konuşuyoruz. AKP teklif getiriyor. 15 Ağustos 2022 itibariyle bankaların varlık yönetim şirketlerine devirleri. Kemal Kılıçdaroğlu diyordu ki bu varlık şirketlerini hepsini yerle bir edeceğim, hepsini kapatacağım diyordu. O 2500 liranın altında olanlar diyor AKP iktidarı. Şimdi bütün bunlar neden yaşanıyor Türkiye'de? Bu yoksulluk, milletimizin bu borçlanması, temel ihtiyaç giderlerinin karşılanamaması neden AKP iktidarının politikalarından? KYK borçlarıyla da ilgili yaşananlar öyle. Cumhuriyet Halk Partisi söyledi, KYK borçları AKP'nin gündemine geldi. AKP'nin teklifi yüksek öğrenim ve katkı kredisi borçlarının faizlerini siliyor. Biz diyoruz ki biz bu borçları toptan yok edeceğiz diyoruz. Değerli arkadaşlarım, AKP vatandaşını düşünen, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki birlik ve beraberliğin temel esas olarak alınmasını talep eden bir siyasi parti değil maalesef. AKP sıkıştığı zaman milletten yana önlem almaya çalışan, kendi koltuğuyla ilgili yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek için tedbir almaya çalışan bir siyasi partidir. AKP'nin bugüne kadar kullandığı dil, Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dille aynıdır, barış dili değildir. Onların dili çatışma ve ayrıştırma dilidir. AKP için özgürlük, yasaların istediği gibi çarpıtılmasıdır. Mahkemelere müdahale edilmesidir. Suç baronlarının özgürce kendileri tarafından savunulmasıdır. Terör örgütleriyle işbirliğidir. Meslek odaların, STK'ların, iş insanların, emekçilerin tehdit edilmesidir AKP için özgürlük. Haksız tutuklamalar, cezaevleri olarak AKP bu özgürlükleri kendi alanında sınırsızca kullanmıştır. İktidarları döneminde baştan itibaren Cumhuriyet'in değerlerini itibarsızlaştırmak, Cumhuriyet'in içini boşaltmak için ellerinden ne geliyorsa yapmışlardır. Kurum tabelalarından TC'nin kaldırılması, Atatürk ve silah arkadaşlarına ayyaş nitelemesi, bazı yandaşların keşke Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk ve silah arkadaşları değil de Yunanlılar galip gelseydi diyecek noktaya kadar pervasızca yaklaşımları. Ordunun Genelkurmay Başkanı'nın değil bir PKK teröristin sözüne güvenmeleri. Bayrağımıza karşı saygısızlık. Milliyetçiliğin, Türkçülüğün aşağılanması. Bunların hepsini yaşadık. Onlar için Cumhuriyet'i savunanlar ve karşısında, yani Cumhuriyet'in karşısında duranlar var. AKP iktidarı her zaman tavırları ve söylemleriyle Cumhuriyet'in karşısında olmuştur. En son noktayı da AKP'nin Grup Başkan Vekili Mahir Ünal koymuştur. Cumhuriyetimizin resmi dili Türkçe'yi
Türk Dil Kurumu'nu hiç aklına getirmeden yok sayarak Cumhuriyet alfabi milli, dilimizi, hasılı bütün düşünce setimizi yok etmiştir deme cüretinde bulunmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP iktidarının grup başkan vekiline soruyoruz. Sizin alfabeniz Türkçe alfabesi değil mi? Sizin diliniz Türkçe değil mi? Sizin düşünce setiniz Cumhuriyet değil mi? Biz olmadığını biliyoruz. Biz ayrıştırma diline karşıyız. Biz barış dili istiyoruz. Biz kardeşlik dili istiyoruz. Biz kucaklaşma istiyoruz. Değerlerimizi ve cumhuriyetimizi varsayanlarla birlikte. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde AKP iktidarının 20 yıldan beri en çok zarar verdiği birlik aile birliğidir. En çok zarar verdiği birlik. AKP'nin uyguladığı damattan yana, yandaştan yana, ekonomik akıldan uzak uygulamalar aile birlikteliğini maalesef paramparça etmiştir. Yatırımla uğraşan aileler, tarımla uğraşan aileler, girdi fiyatları, yabancı ülkelerden toprak kiralanması, ata tohumu, gübre, ithalata dayalı ekonomi çiftçi ailelerini ezip geçmiştir. Tarımla geçinen aileler maalesef parçalanmışlar, kentlere akın etmişler, kapitalizmin vahşi politikalarıyla karşı karşıya kalmışlardır. Esnaf aileleri, elektrik, doğalgaz, dövizdeki öngörüsüz yükseliş, enflasyon esnafı paramparça etmiştir. İş dünyası dövizdeki dalgalanmalar ve öngörülebilirlik olmadığı için dünyada eşit rekabet koşulları Türkiye'deki iş insanları için ortadan kalktığı için büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. Artık aile birlikteliği bütün Türkiye'de hangi işle uğraşırsa uğraşsın aile birliğini kökten zedelenme noktasına getirmiştir. Ailede birbirlerini seven karı kocalar maalesef ekonomik nedenlerden dolayı boşanmak zorunda kalmış, çocukları ise savrulmuştur. Boşanmaların arttığı bu ortamda fuhuş yükselmiştir. Uyuşturucu yükselmiştir. Uyuşturucu ve fuhuş baronlarının ellerine düşen çocuklarımız Türkiye'de artık bir gelecek umudu yaşatmıyorlar akıllarında. Aile birliği işte böyle yok edilmiştir. Aile birliği AKP eliyle yok edilmiştir. Aile birliği AKP'nin ekonomik politikalarıyla yok edilmiştir. Bütün bunlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Haktan, hukuktan, adaletten yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimiz için doğru olanı talep etmeye devam edeceğiz. Milletimiz için doğru olanı genel kurulda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde savunmaya devam edeceğiz. Ve bir gün, kaldı ki o gün 7 ay kaldı, o gün geldiğinde millet iradesi, millet ittifakını iktidara getirdiğinde, İşte o gün Türkiye'de millet adına ne yapılması gerekiyorsa onlar yapılacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Elbette ki var. Buyurun. Hayır, gerçekleşmeyecek. Başka sorusu olan var mı? Adli makamların yürüttüğü bu işlemleri yakından takip ediyoruz. Adalet herkese eşit bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmalı. Ancak bir sivil toplum örgütünden, bir meslek örgütünden de bahsediyoruz. Bu adli soruşturmanın yürütülmesi bahane edilerek orada bir atama yapılması, kayyum atanmasının kesinlikle doğru olmadığı kanaatini taşıyoruz. O sivil toplum örgütü kendi içerisinde ya da meslek odası kendi içerisinde kendi içtüzlüğü gereğince yapılması gerekenleri yapar. Bazı şeyleri fırsata dönüştürüp bu tür kuruluşların yukarıdan kendi iradeleriyle yönetilmesinin tamamen karşısındayız. Buyurun. Efendim,
kardeşim diye bir sistemde bulundu. Akşener'in bu açıklamaları da sanki ittifaktan ayrılıyorlarmış, ayrılmak istiyormuş gibi bir yorum neden oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Akşener'in daha önceden de, Sayın Akşener'in daha önceden de bir televizyon programında masadan kalkar mısınız sorusuna hayır, biz kesinlikle masadan kalkmayız yanıtını hatırlatmak isterim. Kendisine ait bir sözdür, kendisine ait bir yaklaşım tarzıdır. Şunu da ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar, biz millet masasında farklı siyasi partileriz, farklı ideolojiler olan siyasi partileriz. Bütün siyasi partilerin bizim söylemlerimizi birebir destekliyor olması gibi bir şeyi zaten biz talep etmiyoruz. Böyle bir şeyin de doğru olduğunu da düşünmüyoruz. O zaman hepimiz aynı çatı altında toplanan tek bir ideolojiye mensup bir siyasi parti konumuna gelirdik. O yüzden İyi Parti, Saadet Partisi, diğer Demokrat Parti, diğer siyasi partiler hepsinin kendi ideolojileri var. Sayın Genel Başkanlar kendi görüşlerini, kendi ideolojileri doğrultusunda ifade ediyorlar. Biz de buna saygı duyuyoruz. Buyurun. Bu açıklamanın ne kadar samimi olup olmadığını bilebilmek için bu konudaki Milliyetçi Hareket Partisi'nin talebinin de ne olduğunu görmek gerekiyor. Bu bir ilk değildir. Türkiye'de Türkçe andını kaldıran, andımızı kaldıran bir siyasi partiyle bir ittifak içerisindeler. Türk bayrağına saygısızlık eden bir siyasi partiyle ittifak içerisindeler. PKK terör örgütüyle masaya oturan bir siyasi partiyle ittifak içerisindeler. Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'nı bir terör örgütünün gizli tanıklığıyla içeriye alan, FETÖ terör örgütünün arkasında duran bir siyasi partiyle bir aradalar. Ne bekleyebilirlerdi ki? Teşekkür ediyorum.